çalışmalarını bugün de sürdürüyor eş genel başkan Sezai Temelli Urfa'nın Viranşehir ilçesinde. Şimdi Urfa'ya gidiyoruz. Büyütmeye, güçlendirmeye devam edeceğiz. Tıpkı Leyla Güven gibi, tıpkı Nasır Yağız gibi, tıpkı Kandıra'da Sabahat Tuncel, Selma Armak gibi. Bugün cezaevlerinde açlık grevine yatmış 335 yoldaşımız gibi dünyanın her yerinde, Strasbourg'da, Galler'de, Toronto'da olan, açlık grevinde olan tüm yoldaşlarımız gibi adalet isteyeceğiz, hukuk isteyeceğiz. Evet, bu arkadaşlarımızın bir an önce açlık grevinin bitmesi, sağlıklarına kavuşmalarını istiyoruz. Onları kaybetmek, yitirmek istemiyoruz. Bunun için yapılması gereken şey yasalara, hukuka uymaktır. Kim uyacak? Adalet Bakanı uyacak. Yasalara uymayan bir Adalet Bakanı olabilir mi? Hukuku yok sayan bir Adalet Bakanı olabilir mi? İşte o yüzden buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Yasaların gereği neyse onu yapın. Bu tecrite son verin. Sayın Öcalan avukatlarıyla, ailesiyle düzenli bir şekilde görüşebilsin. Bugün Türkiye'deki bütün hükümlülerin sahip olduğu bu hakka, herkesin sahip olduğu bu hakka Sayın Öcalan da sahiptir. Hukukun, yasaların gereği neyse onu yapın. Bu iktidar hukuk tanımazlıkla, adaleti yok sayarak, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını bitirerek, insan haklarını her gün ihlal ederek iktidarda kalacağını sanıyor. Kürt düşmanlığıyla, savaş politikalarıyla iktidarda kalacağını zannediyor. Bu iktidar her gün bu ülkeye kötülük yapıyor, kötülük yapmaya devam ediyor. Biz de diyoruz ki bu kötülüğe son vereceğiz. İyilik kazanacak, HDP kazanacak. İyi insanlar, dürüst insanlar, vicdanlı insanlar, Türkiye'nin her yerinde bu iktidara katlanan tüm mağdurlara sesleniyorum. Gelin şimdi, yan yana olma zamanıdır. Bu iktidara, bu kötülüğe karşı çıkma zamanıdır. Ne zaman ağızlarını açsalar hep kötülük. Ne zaman ağızlarını açsalar hep düşmanlık. Halkı, toplumu bölüyorlar. Birbirine düşman ediyorlar. Babayla kızı bile birbirine düşman edecek kadar bir kötülük her yeri sardı, sarmaladı. Şimdi buna son verme zamanı. Halkları, insanları, farklı kimlikleri olanları bölmelerine izin vermeyelim. Farklı inançtan olanları bölmelerine izin vermeyelim. Bu düşmanlığa, bu nefrete hep birlikte son verelim. 31 Mart'ta sandıklarımıza sahip çıkmak, ülkemize, geleceğimize, haklarımıza sahip çıkmaktır. Savaşa karşı çıkmaktır. Tecrite karşı çıkmaktır. Bunu yapacak mıyız? Bunu yapacak mıyız? Evet. İşte bundan korkuyor. Bundan korktuğu için de, iktidarı kaybedeceğini anladığı için de her gün bize saldırıyor. HDP'ye saldırıyor. Bizi düşmanlaştırıyor. Bir gün ülkeden kovuyor. Bir gün terörist oluyoruz. Bir gün bütün nefret söylemlerinin hedefi haline geliyoruz. Bizi bulamayınca da soğana saldırıyor. Millet soğan ekmeyecek senin yüzünden. Her şeyi terörist yaptı. Herkesi terörist yaptı. Soğanı, patatesi bile terörist yaptı. Buna son vermek bizim elimizde. Bu savaş politikalarına, bu savaş diline
bu düşmanlaştıran, bu ötekileştiren, her mahallede, her evde şiddet uygulayan bu anlayışa son vermeliyiz. Bakın, Suruç'a gittik, 5 defa GBT'den geçtik. Buraya geldik, 5 defa da burada GBT'den geçtik. Hala suçlu arıyorlar. Onlara defalarca söyledim. Bizden suçlu çıkmaz, bizden insan çıkar, insan. Suçlu arıyorsan o Suruç katliamını kim yaptı, kimler yaptırdı, git orada ara. Suçlu arıyorsan Şen Yaşar ailesini kim katletti, orada ara. Suçlu arıyorsan 10 Ekim Ankara katliamını kim yaptı, git oralarda ara. Cizre katliamında, Sur yıkımında ara. Gidip gelen DAEŞ'te ara, DAEŞ'lilerde ara. Bizde ne suçlusu olacak? Bakın şimdi DAEŞ'liler teslim oluyor. İtiraf ediyorlar. Nasıl gelip gittiklerini anlatıyorlar. Nasıl örgütlendiklerini anlatıyorlar. Silahlara nasıl kavuştuklarını anlatıyorlar. Kimse bunu görmüyor. Hala diyor ki Rojava'nı, hala diyor ki Minbiç. Orayı temizleyeceğiz. Üç beş tane belediye kazanacaksın diye halklara zulmetmeye son ver. Suriye'nin geleceğini Suriye halkları belirleyecek. Suriye'nin geleceğini Suriye'deki Kürtler, Araplar, Türkmenler belirleyecek. Süryaniler belirleyecek. Senin gibi düşmanlığı ihraç edenler nasıl ki bu ülkeye kötülük yapıyor, Suriye'ye de kötülük yapıyor. İşte o yüzden bizler barış mücadelesini yükselttikçe, bizler demokrasinin mücadelesini yükselttikçe Türkiye'ye de barış gelecek, Suriye'ye de barış gelecek. Ne zaman sıkışsalar Kürt düşmanlığıyla, Kürt meselesinin çözümsüzlüğüyle yol alıyorlar. Ne zaman sıkışsalar dönüp diyorlar ki beka sorunu var. Sizin beka sorununuz var mı? Niye olsun? Akşam evinize gidiyorsunuz, sabah işinize gidiyorsunuz. Doğal insanlar gibi, normal insanlar gibi yaşıyorsunuz. Kimin beka sorunu var? Kendilerinin beka sorunu var. İktidardan gidecekler ya, 17 yıldır bu ülkenin en temel sorununu çözemediler. Kürt meselesini çözemediler. Bu ülkenin hiçbir sorununu çözemediler. Şimdi bütün bu sorunları çözemedikten sonra kalkmış beka sorunu var diyor. Beka sorunu yok, işsizlik sorunu var, geçim sorunu var, yoksulluk sorunu var. İşsizler elini kaldırsın. Hiç mi bu tabloyu görmüyorsun? Hiç mi bu fotoğrafı görmüyorsunuz? Hiç mi utanmıyorsunuz da hala bu insanların sorununu görmeden kendi iktidarınız için insanlara beka sorunu var deyip insanlara şiddet uygulamaya, zulmü uygulamaya devam ediyorsunuz. Ama size en güzel cevabı sandıkta işte bu işsizler verecek. İşte bu geçinemeyen yurttaşlar verecek. Çiftçiler verecek. Esnaf verecek. Emekliler verecek. Emekliler. Emeklilikte yaşa takılanlar verecek. Emekli olup geçinemeyenler verecek. Emekli olup çalışmak zorunda olanlar verecek. İşinden gücünden edilenler, kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilenler verecek. Kayyumun zulmüne uğrayanlar verecek. Ataması yapılmayan öğretmenler verecek. İşte o zaman
sorun beka sorunu muymuş yoksa başka bir şey mi? Onu çok iyi işte o sandıkta anlayacaksın. Viran şehirde yaşayıp da mevsimlik işçi olarak çalışmak zorunda olanlar sana yanıt verecek. Günde 20 liraya çalışmak zorunda olanlar verecek. Yoksulluğa mahkum edilenler verecek. Emeği aşı çalınanlar sana yanıt verecek. Sorun beka mı, işsizlik mi? İşte o zaman anlayacaksınız. O zaman kendi yalanınızdan utanacaksınız. Sarayda yatıyor. Evet, sarayda 1150 odalı sarayda yaşıyor. Sarayın ışıkları hiç sönmüyor. Ama Suruç'ta elektrik yok. Viranşehir'de elektrik yok. Çiftçi elektrik borcunu ödeyemiyor. Çiftçiye haczetmeye gidiyor. Neyini haczedeceksin? Tarlasını sulayamıyor, ekemiyor, biçemiyor. Yoksulluğa mahkum etmişsin. Utanmadan bir de çiftçiye haciz memuru yolluyorsun. Sen önce çiftçinin hakkını ver, hakkını. Çiftçinin bütçeden doğan anayasal hakkı var. 64 milyon lira. 2018 rakamı. 64 lira vermediler çiftçiye. Çiftçiyi borçlandırıyor. Çiftçiye bu borcu, krediyi kaşıkla veriyor. Mazot zammıyla, yem zammıyla, gübre zammıyla, sapıyla geri alıyor. İşte Türkiye'de geçim sıkıntısı, işte Türkiye'de çiftçinin hali. Esnaf perişan. Bütçe açık verdikçe esnafa vergi salıyor. Esnaf vergisini ödeyemiyor, dükkanını kapatıyor, esnaf geçinemiyor. O çıkmış, esnafa diyor, kredi dağıtıyoruz. Hangi esnaf bu? Bir de biz görelim bu kredi dağıttığın esnafları. Bir de onları görelim. Kimmiş bu esnaf? Bu kredileri kim alıyor? Kim yiyor? Kim içiyor? Halkın hali ortada. Halk meydanlarda. O da miting yapıyor. Evet. Nasıl mı? Hani biliyorsunuz taşımalı eğitim vardı ya. Şimdi yeni bir şey var. Taşımalı miting. Biz sizi bir yerden taşıyıp getirdik mi? Biz sizi buraya zorla getirdik mi? Size okul müdürü, size vali yazı yazdı mı mitinge gidin diye? Taşımalı miting yapıyor. 24 Haziran'da da Denizli'de Ödemiş'i aramıştı. Şimdi de dün Diyarbakır'da miting yapmış. Çevre illerden ne kadar otobüs, okul aracı varsa toplanıp gelmişler. Sonra onlara Diyarbakır'ı anlatıyor. Ya onlar Diyarbakırlı değil. Onlar akşam kendi memleketine gidecek. Sen gerçekten Diyarbakırlılara bir şey anlatmak istiyor musun? Sen o zaman 2015'te o çözüm masasını nasıl devirdin? Gel onu anlat. Bu kadar insan barış için umutlanmışken, bu kadar insan bu ülkeye barış gelecek diye bütün kalbiyle sana destek olurken sen insanların arkasından çöktürme planı hazırlamışsın. Gel bir onu anlat Diyarbakır'da. O çöktürme planları hazırlayanlar ülkeyi çökerttiler. Bakın ülkenin haline. İyi giden bir şey var mı? Her şey kötü gidiyor. Ekonomi kötü gidiyor.
Siyaset kötü gidiyor. Toplumsal yaşam kötü gidiyor. Nereye el atsanız sorunlar dağ gibi. Nereye el atsanız içinden çıkılmaz bir girdabın içine sürükleniyorsunuz. Sağlık sorunu, eğitim sorunu. Ama onların derdi bizim Kürtçe tabelalarımız. Tabelalarda bile, billboardlarda bile Kürtçe'ye tamir edemiyorlar. Kürtçe'yi akıllarınca o billboardlardan indirince yok edeceklerini, insanların bunu konuşmayacaklarını sanıyor. Ya bu bizim ana dilimiz ana. İnsan ana dilini unutur mu? İnsan ana dilinden vazgeçer mi? Bu zihniyet işte böyle. İnsanların ana dilini yok sayarak, tabelaları indirerek, kayyumların icraatlarını halkı yok sayarak, var ederek, inkar politikalarıyla aslında toplumu bölüyorlar. Bir toplum farklılıklarından güç olur. Bir toplum farklılıklarıyla büyür. Farklılıkları yok sayan bu tekçi anlayış işte bu ülkeyi çökertiyor. Bu ülkeyi çürütüyor. Hepimiz kendi dilimizle, kendi kimliğimizle, kendi inançlarımızla bir aradayız. Tekçiliğe karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Bu tekçi anlayışı kabul etmiyoruz. Bana diyor ki, aklınca Kürtlere beni şikayet ediyor. Diyor ki Kürt bile değil. Bana hakaret ederken Kürtlere Kürt bile diyerek ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapma peşinde. Böyle ayrımcılık olur mu? Bak buradan söylüyorum. Bir kez daha söylüyorum. Ben Urfalıyım. Ben Tekirdağlıyım. Ben Kürdüm. Ben Türk'üm. Ben Türkiye'liyim. İşte sen bunu anlayamıyorsun. Ve dedik ki bu tekçilik bu ülkeye uymaz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmaz. Sizin bir cumhurbaşkanınız var mı? Sizi temsil eden bir cumhurbaşkanı var mı? Olmaz dedik. Çünkü cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uydurma bir sistem. Bakın bu ülkeye bir sürü cumhurbaşkanı geldi gitti. Hiçbiri Kürt meselesini çözemedi. Hiçbiri bu ülkeyi demokratikleştiremedi. Ama hiçbiri de bu kadar ayrımcılık yapmadı. Kürtlere defolun gidin demedi. Bu nasıl cumhurbaşkanı? Böyle cumhurbaşkanı olur mu? Cumhurbaşkanı bütün halkı, halkları, herkesi kucaklar. Ülkenin partiler üstü bir konumunu işgal eder. Orada durur. Yargı bağımsızlığını, kuvvetler ayrılığını, insan haklarını savunur. Oysa Erdoğan diyor ki ben hem cumhurbaşkanı olacağım, hem parti başkanı olacağım, hem başbakan olacağım. Hepsi bir arada olmuyor. Olamaz. Eşyanın tabiatına aykırı. O yüzden de yerellerde iktidara geleceğiz. Yerel demokrasiyi güçlendireceğiz. Türkiye'yi yeniden layık olduğu gibi parlamenter, demokratik bir sisteme kavuşturacağız. Temsiliyeti güçlü kılacağız. İşte o zaman bu ülkede herkesi kucaklayan bir cumhurbaşkanı olacak. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın. Sevgili arkadaşlarım, sevgili Viranşehirliler, yoldaşlarım, 31 Mart'a 3 hafta kaldı.
3 hafta boyunca 7-24 çalışacağız. 7 gün 24 saat her yere gideceğiz. Herkese ulaşacağız. Herkes sandığa gidecek. Nerede bir viran şehirli varsa viran şehire gelecek, oyunu kullanacak. Oyu başka yerde olan viran şehirliler viran şehir için olduğu yerde oy verecek. Nerede bir HDP logosu görüyorsanız bilin ki o barıştır. Bilin ki o demokrasidir. Bilin ki o Figen Yüksekdağ'dır. Bilin ki o Selahattin Demirtaş'tır. Bilin ki o Gülten Kışanak'tır. Bilin ki o Sabahat Tuncel'dir. Selma Armak'tır. İbrahim Ayhan'dır. Mührünüzü Halkların Demokratik Partisi'ne, mührünüzü özgürlüğe, geleceğe vurun. Halkların Demokratik Partisi'nin mührü olmayan yerler de var. Seçime girmediğimiz yerlerde de demokrasi güçlerini iktidara taşımak için tüm Türkiye'yi bu utançtan, bu kayyum utancından kurtarmak için ittifaklarımızla, demokrasi güçlerimizle bir arada işte o demokrasi güçlerine mührü vuracağız. Biz Türkiye'ye bir seçenek yarattık. Demokrasi seçeneği yarattık. Şimdi herkesi bu seçenekte buluşmaya çağırıyoruz. Gelin yan yana duralım. Gelin omuz omuza verelim. Bu faşizmi hep birlikte yıkalım. O yüzden de diyoruz ki Viranşehir yamaya, Viranşehir Urfa. Hepinizin yolu açık olsun. Serkan Dinevano. Biz de eski genel başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin Viranşehir'de yaptığı konuşmayı getirdik ekranlarınıza. AKP hükümetinin halkı